Bismihi Subhane. Mahkeme reisine. Pek çok uzun ve mazlumane maceray hayatıma dair şu gayet kısa ifademi dinlemenizi rica ediyorum. 28 sene emsalsiz ihanetlerin, tarasutların, hapislerin ileri sürdükleri sebeplerinden birincisi, beni rejimin aleyhindedir diye itham etmişler. Buna cevaben deriz ki, her hükümette muhalifler bulunur. Asayişe, emniyete ilişmemek şartıyla Herkes vicdanıyla, kalbiyle kabul ettiği bir metodu, bir fikriyle mesul olamaz. Çünkü dininde en mutaassıp ve cebbar bir hükümet olan İngilizlerin, 100 sene hakimiyeti altında bulunan 100 milyondan ziyade Müslümanlar, İngilizlerin küfri rejimlerini, Kur'an'la reddettikleri ve kabul etmedikleri halde, İngiliz mahkemeleri şimdiye kadar onlara o cihette iyileşmemiştir. Hem bu millette ve bu hükümeti İslamiye içinde, Eskiden beri bulunan Yahudiler ve Nasraniler, bu milletin dinine ve kutsi rejimlerine muhalif ve zıt ve muhteriz oldukları halde, hiçbir zaman mahkeme kanunlarıyla onlara o cihette ilişmemiştir. Hem Hz. Ömer radıyallahu an hilafeti zamanında bir adi Hristiyanla mahkemede beraber muhakeme olmuşlar. Halbuki o adi Hristiyan, Müslümanların hem mukaddes rejimlerine, hem dinlerine, hem kanunlarına muhalifken, o mahkemede onun o hali nazara alınmaması gösteriyor ki, mahkeme hiçbir cereyana alet olamaz. Hiçbir tarafkirlik içine giremez ki, Halife-i Ruizem'in adi bir kafirle muhakeme olmuşlar. İşte ben de yüzer ayatı ı Kur'aniye'ye istinaden, Kur'an'ın kusi kanunlarının yerine, medeniyetin bozuk kısmından anarşilik hesabına ve bir nevi bolşeviklik namına istibdadı mutlak manasında, Cumhuriyetteki hürriyet perdesi altında, dindarlar hakkında eşeddi zulme alet olabilen muvakkat bir rejime, değil yalnız ben, belki bütün ehli vicdan muhaliftir. Hem muhalefet hiçbir hükümette bir suç sayılmıyor. İkincisi, asayişi bozmak, emniyeti ihlal etmek ihtimali bahanesiyle 30 sene cezayı bana çektirdiler. Buna cevaben deriz ki, mahkemenin tahkikatıyla hem 500 bin fedakar nur talebeleri bulunduğu halde, hem 28 sene zarfında bu kadar zalimane ihanetlere maruz olduğumuz halde, nurcularla alakadar olan 6 vilayet, altı mahkeme, hiçbir vukuatı kaydedememeleri, gösterememeleri ispat ediyor ki, nurcular asayişin muhafızlarıdırlar. İman dersiyle herkesin kafasında bir yasakçıyı bırakıyorlar. Asayişi muhafaza ediyorlar.'' ve üç vilayetin insaflı zabıtaları bunu tasdik etmişler. Üçüncüsü, dini siyasete alet yapmak istiyor diye beni suçlu yapıyorlar. Sebilur Reşad'ın 116. sayısındaki Hakikat Konuşuyor namındaki makalem buna kati bir cevaptır. O makalenin kısaca hülasası şudur. El er cevap, bütün dünya sana, hatta lüzum olsa kendi şahsi ahiretini dine feda etmeye bütün hayatı şehadet eden, ve 35 seneden beri siyaseti terk eden ve 5 mahkeme bu meseleye dair kati delil bulamadığı halde 80 yaşını geçmiş kabir kapısında hem dünyada hiçbir şeye maliki olmayan bir adam hakkında dini siyaset alet yapıyor diyenler yerden göğe kadar haksızdırlar, insafsızdırlar. Hem bu iftiralarıyla beraber o adam hakkında güya asayişi ve emniyeti ihlal etmek istiyor diyorlar. Halbuki o adamın Kur'an-ı Hakim'den aldığı hakikat dersi ve talebelerine verdiği ders şudur. Bir hanede veya bir gemide bir tek masum on cani bulunsa, adaleti i Kur'aniye o masumun hakkına zarar vermemek için o haneyi yakmasını ve o gemiyi batırmasını men ettiği halde, dokuz masumu bir tek cani yüzünden mahvetmek suretinde o haneyi yakmak ve o gemiyi batırmak en azim bir zulüm, bir hıyanet, bir gadir olduğundan, dahili asayişi ihlal suretinde yüzde on cani yüzünden 90 masumu tehlike ve zararlara sokmak, adalet ilahiye ve hakikat-ı Kur'aniye ile şiddetle men edildiği için biz bütün kuvvetimizle o dersi i Kur'ani itibarıyla asayişi muhafazaya kendimizi dinen mecbur biliyoruz. Bu üç dört madde ile bizi itham edenler ve lüzumsuz mahkemeleri bizimle meşgul eden gizli düşmanlarımız, şüphe yoktur ki onlar ya siyaseti dinsizliğe alet etmek istiyorlar veya komünist perdesi altında bu mübarek vatanda bilerek veya bilmeyerek anarşiliği yerleştirmek istiyorlar. Çünkü bir Müslüman İslamiyet dairesinden çıksa mürtet ve anarşist olur. Hayat içtimaiyeye zehir hükmüne geçer. Çünkü anarşi hiçbir hakkı tanımaz. İnsaniyet seciyelerini canavar hayvanların seciyesine çevirir. Ahir zamanda gelecek Yecüc ve Mecüc'ün komitesi anarşistler olduğuna Kur'an işaret ediyor. Said Nursi Bismihi Subhane Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima Aziz Sıddık kardeşlerimiz Evvela Kur'an'ın nakşu hurufundaki bir nevi mucizesini gözlere dahi gösterecek bir tarzda yazdırılan ve bu zamanda izhar edilen Mucizeli ve yaldızlı Kur'an'ımız evvelce tabi için Almanya'ya gönderilmiş ve İstanbul'da da gayret edilmişse de üç renk üzerine tabi edilmesi fazla bir masrafa ihtiyaç göstermesi gibi manilerden geri kalmıştı. Bu defa matbaa işlerinde fazla ilerlemiş olan İtalya'ya numune için bir güzü gönderildi. İstanbul'da mümkün olursa tabi için tekrar teşebbüse geçildi. Ve şimdilik bir renk mürekkeple aynı tevafuku muhafaza ile tabi edilmesine başka yerde başlanacak. Ondan sonra inşallah tam yıldızlı olarak ve üç renkle Mısır ve Almanya veya İtalya gibi bir yerde tab edilecek. Saniyen Kur'an'ın Arabi bir tefsiri ve Risale-i Nur'un Arabi mesnevi şerifi olan ve Zülfikar büyüklüğünde ve altınla yazılmaya layık bir mecmua dahi inşallah teksir edilecek. Bu çok harika ve pek ehemmiyetli ve gayet mühim ve her bir bahsi birer kitap ve birer risale olacak derecede gayet icazkar olan ve 40 sene evvel telif edilen bu eserleri o zamanın hakiki ve meşhur ve büyük ulema ve meşayihi de tam takdir ve tahsin etmişler. Ve o risalelerden bir tek risale hakkında bu bir katre değil bir bahirdir diyerek fevkaladeliğini izhar etmekle beraber tam anlamaktan da aciz olduklarını idrak etmişler. Risale-i Nur'un bu gayet mühim iki işini müjde ederim. Muvaffak olunması için dualarınızı bekleriz. Umumunuza pek çok selam eder, muvaffakiyetler dileriz. Elbaki hüvelbaki. Kardeşleriniz Ceylan Sübeyir. Bu mektup Samsun'da münteşir Büyük Cihat gazetesinde intişar etmiştir. Müfterilerin tahrikatıyla Samsun'da muhakeme açılmasına sebep olmuştur. Muhakeme beraat denetgelenmiştir. Alem-i İslam'ın halaskarı, ehli imanın sertacı, Risale-i Nur'un tercümanı Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine. Bu defa dindar demokratların delaletiyle Afyon Mahkemesince Risale-i Nur'un serbestiyetine, bütün Risale, mektup ve mecmualarının suç mevzuu teşkil etmediğinden iadelerine karar verilmesini, senelerce evvel ilan ettiğiniz Risale-i Nur benim değil Kur'an'ın malıdır, Kur'an'ın feyzinden gelmiştir. Hiçbir kuvvet onu Anadolu'nun sinesinden koparıp atamayacaktır.'' Risale-i Nur Kur'an'a bağlıdır. Kur'an ise arş-ı azamla bağlanmıştır. Kimin haddi var ki onu oradan söküp atsın diye olan hakikatli beyanatınızın açık bir tezahürü ve bu ulvi hizmetinizin ilahi ve Kur'an'i olduğunun parlak bir delili bilerek bu beraat kararının, alemi İslam'ın ve bahusus bu milleti İslamiye'nin saadetlerinin başlangıcı olması itibarıyla başta bütün varlığıyla bu zaferleri bekleyen ve Nur ailesine reis ve hakikatler deryasına kaptan tayin edilen ve zulmeti küfürle tuyan etmiş insanlığa hadi ihsan olunan aziz sevgili üstadımız ve buna vesile olmakla ehli imanı kendilerine dost ve taraftar eyleyen dindar demokratları ve adil heyeti hakimeyi sonsuz minnetlerle tebrik eder ve arz ederiz ki uzun senelerden beri terakki ve talisi için çalıştığınız ve uğrunda fedai nefis ve can eylediğiniz hakikat Kur'aniyenin Bugün bütün bir memleket, bir millet çapında ehli imanın kalplerine sürurlar getirerek fevkalade inkişafı, hizmetine memur kılındığınız ve bir fiil muvaffak olduğunuz kutsi dava ve hizmetinizin ne kadar yüksek ve parlak olduğunu güneş gibi ispat ediyor. 25-30 seneden beri bütün manilere ve sıkıntılara rağmen bu kadar sabır ve metanetiniz ve Kur'an'dan kalbi münevverinize gelen Risale-i Nur'un neşri cihetinde bu kadar hizmet ve mücahideleriniz, istikbalin nesillerine ve İslam'ın kahraman mücahitlerine bir numune-i iktida ve imtisal oluyor. Kur'an güneşinin sönmeyen nurları ve ebedi lemaları olan nur şualarıyla cehil ve dalalet karanlıklarını izale ederek, milyonlar kalpleri o nurla nurlandırıp ehli imanı kendinize minnettar ettiniz. Bu vatan ve bu millet, bu tarih ve bu toprak, sizin bu hizmetinizi, bu fedakarlığınızı hiçbir zaman unutmayacaktır. Ebediyet alemine göç eylediğinizde de ki, sizin bu hizmetiniz bir çekirdek olup, ondan fışkıran bir şecereyi aliye her tarafı kaplayacak ve onur ağacının etrafına toplanan büyük cemaatler ve risale Nur'un yükselen ebedi şuaları, o hizmetinizi ilelebet ve daha parlak ve daha şaşalı idame edecekler siz Risale-i Nur'un tercümanı haysiyetiyle ve bu iman hizmetinizin İslam ufuklarında parlaması cihetiyle bu asrın bir hidayet serdarısınız. Kur'an-ı Kerim'in 14. asr Muhammedi'deki aziz dellalı ve o müthiş zamanın müthiş zulümatına karşı Nuru Kur'an'la mukabele eden büyük fedakarı ve Risale-i Nur'u yüzbinler nüshalarını, yüzbinler talebelerinin kalemleriyle her taraftan neşredip, dinsiz diye ve küfr mutlaka karşı bir seddi Kur'an'ı tesis eden muhteşem kahraman sevgili üstadımız. Alemlere rahmetler ve saadetler getiren ve insanlığa selamet ve teselliler bahşeden bu mukaddes hizmetinizle ehli imana zuhurunu müjde verip ispat ettiğiniz ve emareleri gözükmeye başlayan ve bütün kıtalara şamil hakimiyeti İslamiye'nin nurlu ve büyük bayramını bütün ruhumuzla tebrik eder Cenab-ı Hak'tan uzun ömürlerinize dualar eder, ellerinizden tazimle öperiz. Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri Kalbe ihtar edilen, içtimai hayatımıza ait bir hakikat. Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diğeri İttihadı İslam'dır. İttihadı İslam Partisi %60-70'i tam mütedeyyin olmak şartıyla şimdiki siyaset başına geçebilir. Dini siyasete alet etmemeye, belki siyaseti dine alet etmeye çalışabilir. Fakat çok zamandan beri terbiyeyi i İslamiye zedelenmesiyle ve şimdiki siyasetin cinayetine karşı dini siyasete alet etmeye mecbur olacağından şimdilik o parti başa geçmemek lazımdır. Halk Partisi ise hakikaten acip ve zevkli bir rüşvet-i kanunlar perdesinde bazı memurlara verdikleri için 28 senelik bütün cinayatıyla başkaların cinayatı ve ittihatçıların mason kısmının seyyatları da o partiye yükletildiği halde demokratlara bir cihette galip hükmündedirler. Çünkü ubudiyetin noksaniyetiyle enaniyet kuvvet bulur. Nemrutçuluklar çoğalır. Bu benlik zamanında memuriyet hakikatte bir hizmetkarlık olduğu halde, bir hakimiyet, bir ağalık, bir nemrutçulukla nefse gayet zevkli bir hakimiyet mertebesini bir kısım memurlara rüşvet olarak verdiği için bütün o acip cinayetlerle ve kendinden olmayan ceridelerin neşriyatıyla beraber bana yapılan muamelelerinden hissettim ki bir cihette manen demokratlara galip geliyorlar. Halbuki İslamiyet'in bir kanun esasisi olan hadis-i şerifte Seyyidül kavmi hadimhum yani memuriyet emirlikse reislik değil, millete bir hizmetkarlıktır. Demokratlık, hürriyet vicdan, İslamiyet'in bu kanunu esasisine dayanabilir. Çünkü kuvvet kanunda olmazsa şahsa geçer. İstibdat mutlak keyfi olur. Millet Partisi ise, eğer İttihat-ı İslam'daki esas olan İslamiyet milliyeti ki, Türkçülük onun içinde mezc olmuş bir millet olsa, o demokratın manasındadır dindar demokratlara iltihak etmeye mecbur olur. Frenk illeti tabir ettiğimiz ırkçılık, unsurculuk fikriyle, Avrupa, alem İslam'ı parçalamak için, içimize bu frenk illetini aşılamış. Fakat bu hastalık ve fikir, gayet zevkli ve cazibedar bir haleti ruhiye verdiği için, pek çok zararları ve tehlikeleriyle beraber, bu zevk hatırı için, her millet cüz'i külli bu fikre iştiyak gösteriyorlar. Şimdiki terbiye-i İslamiye'nin zafiyetiyle, ve terbiye-i medeniyenin galebesiyle ekseriyet kazanarak başa geçerse, ekseriyet teşkil etmeyen ve ancak yüzde otuzu hakiki Türk olan ve yüzde yetmişi başka unsurlardan olanlar, hem hakiki Türklerin hem hakimiyeti İslamiyenin aleyhine cephe almaya mecbur olacaklar. Çünkü İslamiyetin bir kanun esasisi olan bu ayet-i kerime, وَلَا تَزُرُوا وَازِرَةٌ vizire اُخْرَادِرٍ Yani birisinin günahıyla başkası muakaze ve mesul olmaz.'' Halbuki ırkçılık damarıyla bir adamın cinayetiyle masum bir kardeşini, belki de akrabasını, belki de aşiretinin efradını öldürmekte kendini haklı zanneder. O vakit hakiki adalet yapılmadığı gibi şiddetli bir zulüm de yol bulur. Çünkü bir masumun hakkı yüz caniye feda edilmez diye İslamiyet'in bir kanunu esasisidir. Bu ise çok ehemmiyetli bir meseleyi vataniyedir ve hakimiyeti İslamiye'ye büyük bir tehlikedir. Madem hakikat budur, ey dindar ve dine hürmetkar demokratlar, siz bu iki partinin gayet kuvvetli ve zevkli ve cazibedar noktayı istinadlarına mukabil, daha ziyade maddi ve manevi cazibedar noktayı istinad olan hakaik-i İslamiye'yi noktayı istinad yapmaya mecbursunuz. Yoksa sizin yapmadığınız eskiden beri cinayetleri nasıl eski partiye yüklüyorlarsa size de yükleyip, halkçılar ırkçılığı elde edip tam sizi mağlup etmeye bir ihtimali kavi ile hissettim ve İslamiyet namına telaş ediyorum. Haşiye, eskilerin lüzumsuz keyfi kanunları ve suistimalleri neticesiyle, belki de tahrikleriyle zuhur eden ticani meselesini ve ağır cezalarını dindar demokratlara yüklememek ve alem-i İslam nazarında demokratları düşürmemenin çâre-i yeganesi kendimce böyle düşünüyorum.'' Nasıl ezanı Muhammediyenin aleyhissalatü vesselam neşriyle demokratlar 10 derece kuvvet bulduğu gibi, öyle de Ayasofya'yı da 500 sene devam eden vaziyet-i kutsiyesine çevirmektir. Ve alemi İslam'da çok hüsnü tesir yapan ve bu vatan ahalisine i İslam'ın hüsnü teveccühünü kazandıran, bu 20 sene mahkemeler bir muzır cihetini bulamadıkları ve 5 mahkemede beraatine karar verdikleri, Risale-i Nur'un resmen serbestiyetini dindar demokratlar ilan etmelidirler.'' ta bu yaraya bir merhem vurmalı. O vakit alem İslam'ın teveccühünü kazandıkları gibi başkalarının zalimane kabahati de onlara yüklenmez fikrindeyim. Dindar demokratlar hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için 35 seneden beri terk ettiğim siyasete bir iki gün baktım ve bunu yazdım. Said Nursi ve bu hakikate yakinen şahit olup tasdik eden Risale-i Nur talebeleri Mehmet Çalışkan, Mustafa Acet, Hamza, Sadık, Halim, Raşid, Ahmet Husrev, Sungur, Tahiri, Nuri vesaire. Haşiye Üstad diyor ki bu ihtimai siyasi mesele mücmel olarak ihtar edildi ve tabiratta lüzumsuz zararlı kelimeleri siz tebdil edebilirsiniz. Merkezlerden münasip gördüğünüz yerlere sui tesir yapmamak şartıyla gönderebilirsiniz.''